Marmara Belediyeler Birliğimiz bünyesinde Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi bilim ve teknik kurulu oluşturduk ki hem Marmara Belediyeler bünyesinde olsun hem de Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan koordinasyon içerisinde bilim insanlarımızın da görüşleri doğrusunda müsilajla mücadeleyi bilimsel olarak da değerlendirmek için bu çalışmaları yaptık. Bu çalışmaların hemen akabinde tabii 11 bin metreküp müsilajı toplayıp bertaraf ettikten sonra ikinci toplantımızı yaptık ve bu çerçevede noktasal kaynaklı kirliliğin tespit projesini başlattık. Yani bu bölgede Marmara bölgesinde proje kapsamında 445 tane kentsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisini yerinde inceledik ve bu anlamda da 201 tane arıtma tesisine ilişkin yapılması gerekenleri belirlemiş olduk. Burada kaynağın kirliliğin sebepleri dışında aslında Marmara Denizi'ndeki sayfa kaçtı burası? Burada bir ekran olmayınca ben göremiyorum da. Kirliliğin bu çerçevede aslında 445 tesisteki detaylarını da net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bölgesel şehir bazında kirlilikle alakalı açıkçası hangi tesislerin revize edilmesi gerektiği, buna ilişkin hangi adımların atılması gerektiğini de net bir şekilde görüyoruz. Galiba sunum kitapçığında yok. Ben de baktım. Evet. Ona baktım ama burada bakacak olursak yani burada %90'a yakını belediye kaynaklı, yine %5'i sanayi bölgesi, %5'i de münferit tesisler olarak görebiliriz. Bu tesislerden 445 tesisten 244'ünün herhangi bir revizyona ihtiyacının olmadığının tespitini yaptık. Yani bunlar teknoloji açısından baktığınızda ileri biyolojik arıtma tesislerini içeren teknolojilerinin bu anlamda yeterli olduğu, diğer tesislere ilişkin 201 tane tesisimizde de gerek atık su arıtma tesislerinin kapasitesinde gerek belli revizyonlarda veya azot fosfor giderimi oranlarında değişiklikler yapılması gerektiğini tespitini yapmış olduk. Aslında bu bizim stratejik planımızı, bundan sonraki atacağımız adımların bir çalışmasıydı ki buna göre atmamız gerekiyordu. Yani bir tespit yapıp bu çerçevede sürecimizi yürütmemiz gerekiyordu. Bu çalışmayı da büyük bir hızla açıkçası büyük fedakarlıklar arkadaşlarımız gösterdiler. Hızlı bir şekilde tamamlamış olduk. Bir taraftan da tabii denetimlerimizi yaptık. 7 gün 24 saat esasıyla adeta seferberlik ilan ederek Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en geniş katılımlı çevre denetim çalışmasını yürüttük ve muhtemel kirleticilerin tamamını bu çerçevede denetledik. Yani 13 bin civarında kara kökenli kirletici, 75 bin deniz aracı, toplamda 88 bin 551 denetim gerçekleştirdik ve bu çerçevede toplam 131 milyon 600 bin lira idari para cezası ve 140 işletmenin de faaliyetlerini durdurma kararı aldık. Bu da acilen yapmamız gereken önemli bir işti. Bunu da kararlı bir şekilde gerçekleştirdik. Tabii bunun dışında Marmara Denizi Koruma Eylem Planımız sorunun büyüklüğü ve oluşturduğu tehditler nedeniyle acil bir eylem planıydı. Bu acil bir eylem planımız hem izleme, denetleme sonuçlarını hem de son aylarda iklim değişikliğine dair attığımız tarihi adımlar ışığında yeniden tasarladık ve bütünleşik bir stratejik plan oluşturduk. Yani o acil eylemin dışında bütünleşik stratejik planımızı hazırladık. Bunu da değerli üyelerimize dağıttık. Burada detaylı bir şekilde bu stratejik planın 2021-2024 yıllarına ilişkin atılması gereken adımları tek tek hangi kuruluşun ne yapması gerektiği bu planda belirlidir ve bundan sonra atacağımız adımlar da
bu stratejik plan çerçevesinde atılacak. Biz de bu planın, iş programının takipçisi olacağız, destekçisi olacağız ve buradaki adımlarımızı plan çerçevesinde kararlı bir şekilde atacağız. İzninizle bu stratejik plandan hani kısaca bahsedecek olursak, iklim krizi tabii tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de etkiliyor. Bu stratejik plan aslında bizim hem iklim değişikliğiyle mücadelemize öncülük edecek, destek verecek, hem de bunun dışında Marmara Denizi'nde özel koruma bölgesi ilan edeceğimiz, bu alanı özel koruma altına alacağımız Marmara bölgesi için aslında bir anayasa olacak. Bu anayasa çerçevesinde atılması gereken adımları atacağız ki bunların hepsini de imza altına aldık, karar altına aldık ve bundan sonra üstüne düşen ilgili kurum ve kuruluşlarında bunu tabii tüm bunların dışında Türkiye olarak biz 20 yıldır etkili ve kararlı bir şekilde iklim kriziyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu noktada biliyorsunuz Paris Anlaşması'na taraf olduk. Aslına bakarsanız Paris Anlaşması'ndaki durumları inceleyecek olursak ülkeler, ek bir ülkeleri, ek iki ülkeler ve ek dışı, ek kapsamı dışındaki ülkeler olarak ayrılmıştı. Ve burada ülkemize bir haksızlık söz konusuydu. Ülkemiz ek bir listesinde yer alıyor. Ek bir listesinde yer alması sebebiyle iklim finansmanına erişim noktasındaki iklim finansmanı ne işe yarayacak? Aslında iklim finansmanı işte iklimle değişikliğiyle mücadelede bizim yapmış olduğumuz projelere destek verecek. Daha da kararlı bir şekilde yürütmemizi sağlayacak. Tabii yapılan etkin diplomasi, müzakereler, sonuç odaklı müzakereler çerçevesinde bugün her açıdan çok iyi bir noktaya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ülkemizin Paris Anlaşması'na taraf olacağını ve iklim kriziyle mücadeledeki kararlılığını 2053 vizyonu çerçevesinde sürdüreceğini tüm dünyaya ilan ettiler. Ve bu çerçevede inşallah 2053 yılında karbon nötr bir ülke olacak, net sıfır emisyon hedefimize ulaşacak bir çalışmayı başlatmış olduk. Aslına bakarsanız tabloda görüleceği üzere ülkemiz bu noktada dünyayı en az kirleten ülkelerden bir tanesi. Baktığınızda gelişmiş ülkeler ABD yaklaşık emisyonu, dünyadaki emisyonun %25'ini, Avrupa Birliği ülkeleri %17'sini, Çin %13'ünü oluştururken Türkiye sadece %0.6, yok denecek kadar az bir emisyon oluşturmakta. İnşallah bu bizim için bir fırsat. Neticede bu ülkelerin hepsi bu yatırımlarını yaptılar. Yani sanayisini, teknolojisini bu emisyonlarla gerçekleştiriyorlar. Biz onlardan bir adım daha öndeyiz. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Yeni yatırımlarımızı yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde yaptığımız zaman da aslında iklim değişikliğiyle bu önümüzdeki fırsatı, ki biz hep şunu söylüyoruz, yani ülkemiz bu noktada bu süreci yöneten, liderlik eden, etki eden bir ülke olacaktır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz ve inşallah 2053 net sıfır emisyon hedefine kararlılıkla ulaşacağız. Ben bu anlamda bu tarihi kararı alan meclisimize, siz değerli milletvekillerimize de çok çok teşekkür ediyorum. En son COP26 vesilesiyle gitmiş olduğumuz Glasgow'da da yeni dönemin ilk toplantılarını mevkidaşlarımızla gerçekleştirdik. Yine inşallah ayın 8'i gibi orada olacağız ve bu müzakereleri devam ettireceğiz. Orada ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil ediyoruz. Etkinliklerimiz, günün her saati etkinliklerimiz var ve bu çerçevede hem yapmış olduğumuz projeleri hem attığımız adımları dünyayla paylaşıyoruz. Yine oradaki bilgiyi, teknolojiyi, bizim ülkemizde uygulamamız gerekenleri almak suretiyle de inşallah bundan sonraki sürecimizi yürütüyor olacağız. Tabii iklim değişikliğiyle biz bugüne kadar bir eylem planı hazırladık, biliyorsunuz. Eylem planı çerçevesinde 541 eylemle birlikte 7 bölgemize dair çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii tüm bunların yanında tasarruf merkezli akıllı şehir
uygulamalarını hayata geçirirken diğer yandan da inşa ettiğimiz yapılarda güneş enerji sistemlerini enerji savurmayan güçlü yalıtımlı binalar yaparak kendi elektriğini üreten, kendi yalıtımını sağlayan enerji tasarruflu yeni yerleşim alanları kurmaya gayret gösteriyoruz. Ve bu binalarda yağmur suyu toplama sistemlerini biliyorsunuz zorunlu hale getirdik ve bu sistemler toplanarak aslında bundan sonra en değerli, en kıymetli varlığımız suyu korumak, daha tasarruflu kullanmak adına adımlarımızı atıyoruz. Korunan alanlarımızın miktarını arttırdık. 9.6'dan %11'e çıkardık ki İstanbul'un iki katı büyüklüğündeki korunan alanımızı son iki yılda korunan alan ilan etmek suretiyle aslında o emisyonları yutacağımız yutak alanların sayısını miktarını arttırıyoruz ki bu çerçevede yine Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaşmış olduğu millet bahçeleri projelerimiz, ormanlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin kuzeyiyle, güneyi, doğusuyla, batısını birbirine bağlayan 4 ekolojik hat üzerinde millet bahçelerini de yatayda birbirine bağlamak suretiyle şehirlerimize ekolojik koridorlar açıyoruz. Yine stratejik planımızın en önemli hedeflerinden biri olan Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık projemiz var. Geri dönüşüm anlayışını ülkemizde yaygınlaştırıyor ve yine sıfır atık maviyle de deniz kirliliğiyle mücadele ediyoruz ve Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulumuzun 3. toplantısında da aslına bakarsanız 18 stratejik hedef, 43 ana faaliyet ve 132 alt faaliyetten oluşan stratejik planımızı koyarak da bu planı yürürlüğe sokmuş olduk. Tabii stratejik planımızın kapsamını İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Susurluk Havzası, yani Marmara bölgesindeki Susurluk Havzası ki yani sadece kara kökenli kirleticiler atık su arıtma tesisleri dışında burada bitkisel üretim yapan azot fosfor miktarının yine işte Tekirdağ vekillerimiz de buradalar. Yani 40'lar elinde Tekirdağ'da Ergene'de baktığınızda bu yüklerin de Marmara'ya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunlara ilişkin de stratejik plan çerçevesinde atılması gereken adımları bir bir belirledik ve bu çerçevede kapsamı genişletmiş olduk. Bundan sonra atacağımız tabii her adım stratejik plan çerçevesinde atılacak ve bu çerçevede ülkemizin yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde inşallah iyi çevresel duruma sahip, sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara, yaşayan ve yaşatan bir Marmara hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyor olacağız. Tabii Marmara Denizi doğal yapısı, zengin flora faunası Karadeniz'e, Hazar Denizi'ne ve Macaristan'a uzanan büyük bir parçanın özelliklerini yansıttığından nadir alanlardan bir tanesi ve Marmara Denizi'ne baktığınızda 200'den farklı balık türü burada yaşıyor ve aynı zamanda birçok göç yapan türün yumurtlama alanı da yine Marmara bölgemiz. Bu nedenle Marmara Denizi'mizi özel çevre koruma bölgesi ilan ediyoruz ki bu çalışmalarımızda da artık son noktaya geldik. Bütün çalışmalarımızı yaptık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla da yakın zamanda bu tarihi kararı da milletimizle paylaşmış olacağız. Doğaya zarar veren açıkçası tek bir litre suya dahi tahammülümüz bu noktada yok. Ve yapmış olduğumuz tespitler çerçevesinde havzadaki biyolojik tesis sayısı yaklaşık %46'sı. Bunu 2024 yılında %100'e ulaştıracak bir planlama ortaya koyduk ve yine atık su arıtma tesislerimizden geri kullanma oranımız şu an %3.2. Bu da çok önemli. Yani bunları bahçede işte şehir sulamalarında kullanabileceğiz. Hedefimiz 2023 yılında bunu %5'e, 2030 yılında da %15'e çıkarmak üzere bu adımlarımızı da atıyoruz. Böylece her yıl İstanbul'un şebekeye verilen bir aylık su miktarını geri kazanmış olacağız.
Atık su arıtma tesislerinin kamu özel işbirliği inşası veya işletilmesine yönelik de bir çalışma yaptık. İnşallah meclisimizle birlikte bu çalışmayı da yaparak gerek yap işlet devret yap kirala modellerini de sisteme dahil edeceğimiz bir çalışmayla bu süreci daha da hızlandıracak adımları atıyoruz. Tarım Orman Bakanlığımız Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu planın bir parçasıdır. Diğer bakanlıklarımız bu planın bir parçasıdır ve her bakanlığımız üstüne düşen sorumlulukları ve görevleri yapmaktadır. Bu çerçevede TÜBİTAK MAM'la 2021 yılında Marmara Denizi Havzası yayılı kirlilik yüklerinin ve alınacak tedbirlerin çalışması yapıldı. Ve havzada bu da önemli bir veri 329 bin ton yılda azot yine 78 bin ton fosfor kirliliğinin oluşma potansiyeli olduğunun tespitini yaptık. Ve tabii bu tespitler çerçevesinde Marmara Denizi'ne toplam azot ve fosfor kirliliğinin ne kadarının ulaştığına dair çalışmalarımızı da modelleme çerçevesinde yürütüyoruz ki bu azot ve fosfor miktarını azaltmaya yönelik çalışmaları da burada başlatmış olduk. Denize ulaşmaması amacıyla yapay sulak alanlar inşa edilmesi önerisiyle bu inşaların 28 tane potansiyel yapay sulak alan yerini belirledik ve bu çerçevede çalışmalarımızı başlattık. Tabii iyi tarım uygulamaları önemli. Burada gerek su kaynaklarının verimli kullanılması, gerek organik tarımın yapılarak azot ve fosfor miktarının azaltılması yönünde Tarım Bakanlığımız bu çalışmayı da iyi tarım uygulamalarına yönelik çalışmalarında hızlı bir şekilde yürütüyor ve bu yıl Marmara ve Susurluk Havzası'nda bulunan 7 ilimizde toplam 53 proje kapsamında 128 bin dekar araziyi modern sulama sistemleriyle sulamak için %50 hibe desteği vermek suretiyle bu sulama sistemlerini yaygınlaştırıyoruz ve şu an için organik tarım uygulaması bu alanda 1000 hektar. Bu çalışmayla birlikte 2024 yılında 10 bin hektara çıkaracak inşallah adımları atmış olacağız. Evet, şuraya da bir merhaba diyelim mi arkadaşlar? Sayın Bakanım, komisyonumuzun çok değerli üyeleri, saygılar. Toplantıya, ÖSYAŞ komisyonunun toplantısını tabii yerel iklim değişikliği eylem planlarını bir takım illerimiz bitirdi. Diğerleri de 2021 yılı itibariyle tamamlayacak ve bu çerçevede inşallah Çanakkale ve Yalova'mız için de TÜBİTAK MAM'la belediyelerimizin çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanmak suretiyle bütün 7 ilin bu anlamda stratejik planı da bitmiş olacak. Tabii mevcut çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken bir taraftan da su kirliliği kontrolü yine bölgedeki eylem planı çerçevesinde tersanelerin çevresel yönetimi, entegre kirliliğinin önlenmesi, kontrolü, atık su arıtma tesislerinin teknik usullerine yönelik yeni düzenlemeler yapıyoruz ki bu düzenlemeler de inşallah yıl sonuna kadar hayata geçecek. Buradaki 5000 metreküp ve üzerindeki tüm atık su arıtma tesislerini an ve an izliyoruz. Ve bu sistem sayesinde de gerek giriş sularını gerek çıkış sularının takibini yapıyoruz ve bu çalışmamız da inşallah 2021'in sonunda tamamlayarak aldığımız verileri de bakanlık sürekli izleme merkezinden takibini yapacağız. Diğer bir sorun endüstriyel tesislerin kullandığı soğutma suları idi. Bu konuda da önemli bir adım attık. Artık suların giriş ve sıcaklıklarını debi ve yine sıcaklık değerlerini online
takip ediyoruz. Bu anlamda da suların başta konutların ısınması olmak üzere başka alanlarda da kullanılmasına yönelik özel bir çalışma yapıyoruz. Bitmesine müteakip bunu da kamuoyuyla en yakın zamanda paylaşıyor olacağız. Balıkçılık faaliyetleri bu anlamda önemli ki buradaki ekolojik yaşamın sürdürülebilmesi adına buna ilişkin de gerek yasa dışı avcılık yoluyla oluşabilecek av baskısına engel olmak, gerekse buradaki balık türünün sayısını ve miktarını arttırmak adına denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz ve 27 Ağustos'ta Çanakkale'de mercan resiflerinin bulunduğu alanlarda yine balıkçılık koruma alanı olarak bu alanı ilan ettik. Marmara Denizi'nde avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin dökme olarak balık unu ve balık yağı fabrikalarının nakledilmesini de bu çerçevede yasaklamış olduk. Diğer taraftan buradaki biyolojik çeşitliliği artırmak adına bir yapay resif projesi yürütüyor Tarım Bakanlığımız bu eylem planı çerçevesinde. Buradaki yapay resiflerin şu an 35 tane. Biz de bir yapay resif bırakılma törenine dahil olduk. Burada inşallah bu sayıyı 440'a çıkaracağız. Ve bu çerçevede hayalet ağların temizlenme sürecini başlattık. Şu ana kadar 50 bin metrekare hayalet ağın temizlemesini, bertarafını yaptık. 2024 yılına kadar da inşallah Tarım Bakanlığımız 150 bin metrekare hayalet ağın temizlenme sürecini de yapıp bertarafını sağlamış olacak. Yine buradaki azot ve fosfor yükünü azaltmak üzere çevre dostu temizlik ürünlerini teşvik ediyoruz. Ve temizlik malzemelerinde çevre etiketli ürünlerin kullanımı noktasında şu an %25 oran. Biz bu oranı 2024 yılında bölgede %100'e çıkaracak adımları atıyoruz. Ve bu çerçevede bilinçlendirmek adına eğitimlerimizi yapıyoruz. Gerek bakanlığımız gerek TÜRMAPA bünyesinde gençlerimizi, buradaki vatandaşlarımızı sosyal medyadan olsun, internet sitesinden olsun yapmış olduğumuz eylem planı çerçevesinde bilgilendirmek suretiyle bu süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz. Sonuç olarak Sayın Başkan, kıymetli komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli milletvekillerimiz, küresel pandemi sonucunda milyonlarca insan hayatını yitirdi ve yine milyonlarcası eski yaşam kalitesini ve sağlığını kaybetti. Covid sürecinin ardından küresel iklim krizi insanlığın yeni tehdidi, yeni sınavı, yeni imtihanı. Bizler bu imtihanı hiçbir siyasi angajmana girmeden, meseleyi siyaset üstü görmek suretiyle, vicdanlarımızla, insanımıza ve insanlığa duyduğumuz sevgiyle kazanabiliriz ve her zaman, her platformda vurguladığımız gibi bugün bu komisyonda da İklim Değişikliği Bakanı olarak, bir kardeşiniz olarak, bir arkadaşınız olarak bu çağrıyı yinelemek istiyorum. İklim değişikliği mücadelede ve uyumda topyekün hareket etmek zorundayız. Samimi hareket etmek zorundayız. Topyekün kararlar almak ve uygulamak zorundayız ve bu iradeyi de hep birlikte göstermemiz bir şarttır. Marmara Denizi'nde tekrar aynı sorunla karşılaşmamak için müsilaj sorunu kökten çözmek adına hep birlikte ortaya koyduğumuz eylemleri, projeleri inşallah kararlılıkla sürdüreceğiz ve atılması gereken tüm tedbirleri almak, atmak suretiyle bu projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah tüm kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalarımızın tamamını da 2024 yılına kadar tamamlayarak Marmara hepimizin diyerek, mavi vatan diyerek, yani ki bu bölgenin korunması belki bugün ileriki süreçte ne kadar önemli bir karar olduğunu da çok daha iyi anlayacağız. İnşallah bu anlayışla, kararlılıkla sürecimizi yürütmeye devam edeceğiz. Ben bu sürece kadar katkı veren, yine bundan sonra katkı verecek tüm komisyon üyelerimize, değerli milletvekillerimize, sivil toplum örgütlerimize,
Bakanlığımızdaki çalışma arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, basınımıza çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah atacağımız adımların, kararların Marmara'mız için, Marmara'da yaşayan 25 milyon vatandaşımız için hayırlı olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygı ve hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra...